Rotterdam Klasik Türk Müziği Korosu, İzdala Tiyatro Salonu'nda verdiği Yeni Yıla Merhaba konseriyle büyük beğeni topladı. Osmanlı mozaiği ve Türk sanat müziği bestekarlarımızdan Avni Anıl şarkılarından derlenen konser, orkestra şefi Çiğdem Okuyucu'nun şefliğinde konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Tiyatro salonunu tıka basa dolduran sanatseverler unutulmaz bir konser ziyafeti yaşadı. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan 20 solist ve 10 müzisyenden oluşan dev ekip büyük beğeni topladı. Ja, ik ben heel benieuwd. Is het de eerste keer? Ja, want ik zing in een ander koor. Muziek, Europese muziek vooral, en Zuid-Amerikaans. Maar Turkse muziek lijkt mij een openbaring. In ieder geval een antwoord op mijn verwondering die ik altijd heb gevoeld. Van hey, dat klinkt toch heel anders. Wat zou de reden zijn? Ik ben heel benieuwd wat we te horen krijgen. Heel erg benieuwd. Heel bijzonder. Ik ook. Ja, nou leuk. Ja. Gaan we samen genieten. Ja, dat doen we. Güzel. Ömrümde ilk defa geliyorum. Çok güzel, dinlendirici. Daha önce hiç gelmemiş miydiniz? Hayır, hiç gelmedim. İlk defa geliyorum. Ben Uğur Şen. 26 yıl Rotterdam Başkonsolosluğu'nda hizmet etmiş ve emekliliği hak ederek Türkiye'ye döndüğümü düşünüyorum. Tabii Türk sanat müziğini severim, dinlemesini severim. Böyle bir çalışmayı da takdirle karşıladık. Erdoğan kardeşimizle bizim de olmamız gereken bir yer dedik. Dolayısıyla biz de şu anda buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Hemen Erdoğan Bey de buradayken halkın arasına girmeden ona da soralım. Hollanda Çarşı Pazarı bu kaçıncı konuk oluştu sevgili Erdoğan'ın bilmiyorum ama sayısını ben de unuttum. Sizi her yerde görüyoruz artık. Biz de sizi görüyoruz. Kültürel çarşı ve sanatsal pazar faaliyetlere her zaman destek veriyorsunuz. Yani elimizden geldiği kadar. Çarşı Pazar artık bereketiyle devam ediyor. Çok takdirle karşılanıyor. Ümit ederim bu programın devamı da gelir. Bugün de yine bu programdayız hep birlikte Türk Sanat Müziği konserinde. Gayet güzel bir katılım var. Ümit ederim konser de güzel geçer. İlk soruyu sana soruyorum. Müzik ruhun neyidir? Müzik ruhun gıdasıdır. Ki ben de şahsen müziği severim. Stresli zamanlarımda müzik dinleyince rahatlarım. Evet, benim ismim Okan Akın. Amsterdam Türk Halk Müziği Korosu Başkanıyım. Yönetim olarak buradayız. Ayrıca şefimiz de burada. Yaşam Hancılar. Hem destek vermek için hem de bir sonraki koro için görüşmek için geldik. Şöyle konser için. Amsterdam'da Müzik Hıbab'da konserimiz olacak. Türk Halk Müziği Korosu olarak ve o konser özel bir konser olacak. 29 Mart'ta. Yani hem Türk Halk Müziği hem Türk Sanat Müziği korolar arası dayanışma mı var? İşte bu. Kültürümüzü en ince noktalarıyla halkımızla buluşturmak istiyoruz. Bu Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği olarak. Ben Belgin Evin. Amsterdam Türk Halk Müzik Korosu'nun yöneticisiyim. Siz söylemiyor musunuz? Ben de hem söylüyorum hem yönetiyoruz beraber. Yönetmek mi zor, söylemek mi zor? İkisi de. Ama yönetmek daha zor. Ben Yaşam Hancılar. Ve burada yaşama en büyük katkısı olan, yaşama sevincimizi artıran müzik. Evet. Ve müzisyen arkadaşlara destek için geldik değil mi? Tabii ki evet. Aynı zamanda bu konu tabii 29 Mart'ta Amsterdam'da bizim misafirimiz olacak. O yüzden hem onlarla ben daha önceden tanışmamıştım, hem tanışmak amacıyla hem de onları bu konserde destek vermek amacıyla
bugün buradayız. Nilgün Sarı Amsterdam'dan. Yine aynı şekilde Rotterdam Koromuzu desteklemek için ve dinlemek için geldik. Bugün Hollanda'da Apeldoorn'da milli maç var diye mi kırmızı giydin? Kesinlikle, kesinlikle. İki tane milli dalağımız var diyelim. Çok şanır. Şanırış. Bu hanımefendi de sanatçıymış, ses sanatçısı Zangres, toch? Nou, Zangres. Hoelang? Ik zing in een koor. Hoelang bezig bent u? 35 jaar. 35 yıldır koroda sanatçı, ja? Ja. Wat denkt u voor vanavond? Ik hoop dat het mooi is. Ik ben nieuwsgierig. Nooit en zijn het allemaal mensen uit Rotterdam die hier zingen? Nee, Amsterdam, ja. Oh, dus het is een Turks koor uit Nederland? Uit Nederland, ja. Oh, leuk. Nou, heel nieuwsgierig. Ik ben belangstellend. Birinci bölüm bitti efendim. Nasıl buldunuz? Çok hoş buldum, çok memnun oldum. Özellikle koroyu da koro yöneticine tebrik ediyorum. Çünkü bu defa çok özel bir konu seçmişler. Gayrimüslim bestekarların, güftekarların eserlerini seçmişler. Hem zorcaydı hem oldukça seviyeli bir şeydi. Yöneticileri bu seçim yaptıkları için koroyu da söyleyebilmiş oldukları için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İkinci bölümden sonra görüşmek üzere. Tamam, sağ olun. Leuk om naar te luisteren. Ik luister niet elke dag. En het zijn composities van minderheden in het vroegere Turkse Rijk. Dus het is gewoon interessant om te horen. Je hoort het niet elke dag. Ik heb genoten. Geweldig. Ik ben bij wijze van spreken al 60 jaar, 65 jaar met muziek bezig. Heel indirect hoor. Maar sinds ik in een koor zing ook wel direct. Ik probeer het altijd erg analytisch te benaderen. Ik probeer er structuur in te ontdekken. En daarom vind ik het zo prettig dat ik de dirigent bezig zie, die duidelijk aangeeft van, oh, dit is een driekwartsmaat en dit is lijkt een vierkwartsmaat, maar dat is het niet, want ik kom een tel te weinig. Ik heb een tel te weinig of een tel te veel. En dan gaat het Dat is echt professioneel kritiek. Waar moet deze weer op? Geen kritiek, zo krijg ik er vat op. En zo kan ik er nog meer van genieten. Ik vind het allereerst mooi, de klanken allemaal bij elkaar vind ik heerlijk om te horen. Ik herken dat het andere muziek is dan ik gewend ben. Maar ik herken ook wel dat ik, wat ik ervan gehoord heb, dat je zo nu en dan niet de zang hoort die je zelf zou kunnen, maar dat jullie graag de noten heel dicht bij elkaar hebben zitten. En dat zijn dan die kwartnoten kennelijk die ik er niet echt uithaal. Maar ik vind het geweldig interessant en leerzaam en ik kan er ook echt van genieten. Nou ja, het is mooie muziek, maar voor ons heel anders. Dus wij moeten heel goed luisteren om te ontdekken wat de sfeer is. Ik vind het leuk dat ik aan het koor kan zien dat ze, dat ze het leuk vinden. Daar zie ik wat aan. Dat vind ik leuk om te... Maar verder is het voor mij ook voor de eerste keer en leuk om te horen. Ach, ja, jammer dat we de teksten niet kunnen horen en niet begrijpen. Maar het is wel heel mooi. Maar er zijn van zoveel kanten Armenen, Grieken, dus een hele verschillende muziek waarvan wij best zouden willen weten wat het verschil is. Maar dat kan ik dus niet zo goed horen. Super, vallahi. Böyle eski Türk sanat müziğinden böyle eserler dinlemek mükemmel. Bu konserde daha çok Hollandalı da görüyorum. Hiç bu kadar Hollandalı yoktu. Vallahi arkadaşların hani Türklerin dayanışması bana kalsa Hollandalı dostlarını da buraya davet edip onların da müziğe ilgisini görüyoruz işte böyle. Ben vallahi İranlıyım. Ben bilmiyorum. Çok anlamadım ama çok sevdim. Ya, müzikler, ritim, atmosfer. Çok güzel, çok güzel. Ben çünkü beğendim. Bu Osmanlı döneminde yaşayan gayrimüslimlerin bestelediği eserler. Evet. Ama duymuştum bir kere. Ama dedim bakım çok newsgierigdim. Dedim bakım nasıl olacak? İranlısınız ama... İranlıyım. Ama Türkçe konuşabiliyorum. Çok iyi yok ama konuşabiliyorum. Yok iyi. Türk dizileri izliyorsunuzdur. Türk dizi filmler mi izliyorsunuz? Yok valla yok. Hiç zamanım yoktu filme ama ben çok arkadaşım vardı. Türkçe onlardan mı öğrendiniz? Evet. Çok güzel buldum. Bir de bestecilerin gayrimüslim olmaları ve tarihin tekrar gözümüzün önüne gelmesi çok hoş bir şey. Kimlerin neler yazdığını, Türkçe bestelediğini öğrenmiş olduk. Hem bilgilendirici hem de kulağa hoş gelen bir müzik vardı. Çok güzeldi. Ik vond het heel mooi, ik vond alleen jammer dat we niet wisten wat ze zongen. Dat er geen Nederlandse vertaling bij stond. Het beste, want ja, je luistert naar iedereen en dan weet je waar het over gaat namelijk. Ja, maar voor de rest, ik vond vooral de zangeressen erg mooi.
Maar het is heel bijzonder. En de kleding is zo mooi van de dames ook. Schitterend. It's very good that he explained us on the site about the composers. Very interesting. Where are you from? England. I've been to Istanbul, so I heard it once, but only once. Prachtig. Ik werk met Aytekin. Met Aydin, dus daarom kwam het. Maar ik ben blij dat wij langs kwamen. En u bent, waar komt u vandaan, uw origine? Uit Israël. Uit Israël? Ja, ja, ja. Daar ook een paar Joden componisten, ja, ook. Ik zag inderdaad, één zag ik een Joden componist. Ja, ja, ja. Maar ik vond alle muziek heel mooi. Heel mooi. Ja, ja. Oh, çok güzel. Çok güzel bir akşam. Çok sık geliyor musun böyle konserlere? Devamlı geliyorum. Her konserinde kaçırmıyoruz. Her konserini kaçırmıyoruz. Bu koronun mu yoksa diğer korolarının mı? Bu koronun. Bu koronun. Yani siz bu koronun hayranlarındansınız. Evet, evet, evet. Gelinimiz var çünkü. Çiçekleri de hazırlamışsınız. Hazırladım. Evet. Aynen. Çiçekler bütün koroya. Hepsine. Tabii hepsine de. Hepsini çok seviyoruz. Program şahane, çok güzel. Çok süper. Çok güzel. Sanat müziğini de çok seviyorum zaten. Bir de böyle olunca. Ik heb vroeger klarnet gespeeld en ik vind het wel leuk om naar Turkse muziek te luisteren. Birinci bölüm güzel de. Osmanlı eski tarzı şarkılar güzeldi. Evet, siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Güzeldi, evet. Böyle sık gelir misiniz konserlere? Geliriz. Sanat müziği ilk kez oldu bugün. İlk deneyimimiz. Doktor Halit Umar. Evet. Merhabalar. Patolojideki Umar kanunlarının babası. İsim babası. Ve şu anda emekliliğin tadını sanatla, kültürle, müzikle çıkarıyor. Abi, bu akşam bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Çok mükemmel bir gece. Güzel bir program. Sanatçılarımız tartışması çok güzel. Dolayısıyla tatmin edici bir gece. Mutlu oldum burada olmaktan. Eşi dostu görmekten, seni de görmekten mutlu oldum ayrıca. Burada Hollanda Türk toplumunun güzel bir örneğini, kendi kültürüne sahip çıkmışlar. Klasik müziğimize sahip çıkmışlar. Onun güzel bir örneğini gösterdiler bize. Bize güzel dinledik. Gerçekten emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hem şefimize hem sanatçılarımıza. Süper diyorum. Gerçekten Rotterdam'da bu bölgede yetişmiş bu bölgenin insanları, gerçekten bu bölgenin insanlarına çok güzel bir sanat eseri verdiler. Çok derin konularda derin düşünebileceğimiz sanat eseriydi. Dinlemekten çok haz aldım. Herkese de tavsiye ederim. Çok güzel gerçekten. Güzel geçiyor. Güzel bir akşam. Size sormuyorum ilk mi geliyorsunuz diye. Çünkü sizi her kültür sanat etkinliklerinde görüyoruz. Evet. Bu koroların yaşaması için tavsiyeleriniz nelerdi? Bolca sponsor olsun tabii ki. Onlara destek oldukça onlar daha da kendilerini geliştirirler. Öyle düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Sağ olun. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben ilk defa geliyorum böyle bir etkinliğe. Fevkalade buldum ve tebrik ediyorum. Söyleyenleri, hazırlayanları, bunu bu şekle getirenleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, iyi seyirler. Ayrıca çok mutluyuz, voleybolda da kazanmışız. Onun için de tebriklerimi gönderiyorum. Çok güzeldi, inan insan huzur buluyor. Çok mutluyum geldiğim için. Bu ilk geldim, ilk kez ama bundan sonra hiç kaçırmayacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, inşallah devamı gelir yine. Geldik bir programın daha sonuna. Evet, sanat dolu bir hafta. Böyle güzel bir koro. Kulaklarımızın pazı silindi. Ruhumuz da bu haftalık doydu. Haftaya görüşünceye kadar yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık ve sıhhat, kulaklarınızdan Türk sanat müziği eksik olmasın. Hadi benim.